Fidan aldıkça diğer fidanlar da açılıyor. 50 altına da dut ağacı. 100 altına İtalyan selvi ağacı. Ulan selvi ağacı burada da vardı. Bunun ne farkı var? İtalyanca mı fotosentez yapıyor? 200 altına krep merti tred... Ne lan bu? M-Y-R-T neydi lan? Krep mersin... Krep mersin ağacı di... Hadi lan oradan. Sabah diktim fidan. Ne güzel oldu harbiden. Bize pizza ağacı vermişler. Bir sürü ağaç vermişler. Balık ağacı vermişler. Peki bana onun ağacını verebilir misin? Yak aga be yak. Evet 800 Robux'a sınırsız çantayı alacağım. Sürekli gidip gelmek istemiyorum da 799 Robux değil miydi bu ya? Aha bakın burada 799 Robux. O kadar da enayi değil. Bir Robux için yaptığım hareketlere bak ya. Benim arsam burası değil. Oğlum bir dakika bu benim la. Yusuf benim adım Yusuf. Allah seni top etmeye ya. Ben de diyorum benim fidanları kim söktü götürdü. Neyse ki güzel arsam burada bakalım. Evet at kafası yazıyor doğru yer ben at kafasıyım. Merhaba arkadaşlar ben at kafası ve bu da at kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Tree Planting Simulator oynayacağız. Yani bu oyunda fidan dikeceğiz. Şimdi MrBeast denen bir tane YouTuber var kardeşim. Bu arada beni izliyorsan sana buradan selamlarımı yolluyorum. Seninle ilkokul zamanında az ağaç dikmemiştik. Hani hatırlamazsın büyük ihtimal. İşte o YouTuber'ın başlatmış olduğu Team Trees adlı projede dünya genel evin... Genel evi... dünya genelinde 2020'ye kadar 20 milyon ağaç dikmeyi planlıyorlar. Şimdi bu oyunda Robux harcarsak bu paranın %25'i anlattığım projeye bağış olarak gidecek. Peki biz bu oyunda para harcayacak mıyız? Hayır. Çünkü ben site üzerinden bağışımı yapmıştım. Eğer oyunda bir şey alacak olursam hiç birbirimizi kandırmayalım. Oyunda daha hızlı kasmak içindir. Ve oyunumuza geçmeden önce bunların neden kendi arsasında değil de benim arsamda sırada günün sorusu var. Hayatınızda hiç fidan diktiniz mi yoksa dikmediniz mi? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık hafiften oyunumuza başlayabiliriz. Şimdi oyuna girer girmez arsa sahibi oldum. Herhalde bu arsa bana atalarımdan kalmış olmalı. Elimdeki büyük ihtimal kürek olmalı ama faraşa da benziyor. Fidan mı dikeceğim, buraları mı temizleyeceğim hiç belli değil. Hafif koyu renkteki çimenin üzerine geldiğinizde tıklayarak kaz yazıyor. Tıklayarak güzelce kazalım bakalım. Arkadaşlarımızın suratına doğru size toprak atarım üstünüze. İlerleyen dakikalarda mezarınızı kazacağım. Yine geldiler yanıma ya. Şimdi basılı tutarak da bir tane fidan... Bir dakika benim ne fidanım var? Saplings yani fidanlar kısmında gördüğünüz gibi selvi fidanımız var. Selvi ağacımız var. Hemen özelliklerini de söyleyeyim. Fidanın büyüme süresi yani ağaç olma süresi 10 saniyeymiş. 2 saniyede bir tohum bırakıyormuş ve tohumu sattığımızda mesela 1 altın gelecekmiş. Ve bir tane olduğu için bir tane fidan olduğu için sayısı da 1 yazıyor. Basılı tutarak fidanımızı dikelim. Çok yavaş hareket ediyorsun. Aman Allah'ım diktim gördüğünüz gibi şu an büyüyor herhalde. Seninle beraber büyümek istiyorum. 10 saniye oldu şimdi. 10 saniye olduğunda tohum bırakacakmış. Bakalım bir şeyler bırakacak mı? Hadi bırak. Hadi. Benimki bırakmıyor. Aha gördüğünüz gibi yere tohumu kahve çekirdeği bırakıyor. Şu an çantamızın kapasitesi 10 ve hepsini aldığımda çantam doldu. Topladığımız tohumları da paraya ne oldu? Karanlık tarafa çekildim. Şu an bir şey... Şu an sattım. Bu kıza sattım. Neden bunlar tohum topluyor anlamış değilim. Kardeşim çok yavaş hareket ediyorsun. Senin o motora benim gibi bir beygir lazım. Fidanımız bitti. Buradan hemen fidan alacağız. Kendim. Aryukola? 5 altına 2 tane yine selvi fidanından aldım. VIP acaba bize nasıl özellik... Ne oluyor lan? Oğlum VIP'nin oradan bas sesleri geliyor. Orada kopuyorsunuz. Fidan dikerek mi kopuyorsunuz? Hah fidanımı tutar mısın? Hüseyin abi dansım geldi. Aşağıda çok değişik şeyler dönüyor herhalde. Ben de VIP almıyorum. Sanki klaba giriyormuşum gibi bodyguard koymuşlar. VIP'ye damsız giremezsin kardeşim. Ulan burada da mı ya? Bende biraz kod vardı. Şimdi biraz dediğimde 8 tane kod vardı. Onları yazacağım. İlk kodumuz Blue. Bakalım ne verecek? Para verdi. Güzel. İkinci kodumuz Bright. Hemen bu ne verecek? Bu da para verdi. Çok güzel. Üçüncü kodumuz hashtag nasıl? Yazdım. Tamam. Hashtag Team Trees yaz. Allah belanı verin. Team Trees. Tamam yazdık. Bu ne verecek? Para verdi. Fidan verin lan. Dördüncü kodumuz Trees. Direkt Trees. Bu da para verdi. Beşinci kodumuz Obi ama onar para. Çok güzel. Onar para veriyordu. Kafayı yiyecektim ya. Altıncı kodumuz 1000 Trees. Bunu da deneyelim. Yine para verdi. Güzel para topladık. Yedinci kodumuz Penguin Squad yazdığınızda yine para geldi. Sekizinci ve son kodumuz Bacon. Yine ne gelecek? Ne gelecek? Şimdi dükkana geldiğimizde ses... Gözünü seveyim sus ya. Nasıl bir sesim var? 150 altına kapasitemizi 20 yaptık. 750 altına da 50 yaptık. 20 altına zeytin ağacı alalım bir tane. Fidan aldıkça diğer fidanlar da açılıyor. 50 altına da dut ağacı. 100 altına İtalyan selvi ağacı. Ulan selvi ağacı burada da vardı. Bunun ne farkı var? İtalyanca mı fotosentez yapıyor?
200 altına krep merti tre... Ne lan bu? M, Y, R, T neydi lan? Krep mersin... Krep mersin ağacı di... Hadi lan oradan. Sabah diktim fidan. Ne güzel oldu harbiden. Fidan dikeceğimiz toprağı yine kazalım. Böyle gezerek kazarsanız daha verimli... Sanki gezen yumurta, gezen tavuğum ben. Son aldığımız pembe olanı diktim. Bakın nasıl da büyüyor bakın. Küçüklüğüne tanık oluyoruz şu an. Senin çocukluğunu bilirdim be. Boynuz kulağa geçti gördüğünüz gibi. Bunun tohumları gördüğünüz gibi daha büyük. Elimizdeki diğer size... Ulan ters hareket yaptı. Koluma felç girdi. Oyunu dümdüz oynamak haricinde her şeyi denedim. Koşarak dikiyorum şu an. At kafası abi. İste yemi kabul... Kim istemeye geliyor seni? Düzgün yaz ya. İsteğimi kabul etmesen o zaman aboneliğimi çekerim. Buna ne... Oğlum beni niye tehdit ediyorsunuz lan? Sen kaşındın kardeşim. Buraya fidan dikeceğim sanıyorsun ama bu senin mezarın olacak. Kardeş istersen kanalını gönder. Ben sana abone olayım. Adamın pizza ağacı, balık ağacı falan var la. Sınırsız çanta alasım var. Çünkü çanta çok hızlı bitiyor ve oyunu bitirip size göstermek istiyorum tabii ki. Küreğimizi yenileyelim burada. What dedin gülüm? Bu küreğimizin hızı 1'miş, gücü de 1'miş. Tıklayarak kazıyormuşuz. Parası da 50'ymiş. Abi video mu? Kardeşim resim. Tek tek resim çekiyorum. Onları birleştiriyorum sonra. Bize pizza ağacı vermişler. Bir sürü ağaç vermişler. Balık ağacı vermişler. Peki bana onun ağacını verebilir misin? Yak aga be yak. Gördüğünüz gibi toprağı artık daha hızlı kazıyoruz. Çok değişik bir şekilde de dikiyoruz. Evet 800 Robux'a sınırsız çantayı alacağım. Sürekli gidip gelmek istemiyorum da 799 Robux değil miydi bu ya? Aha bakın burada 799 Robux. He? O kadar da enayi değil. Bir Robux için yaptığım hareketlere bak ya. Alalım bizim de projeye katkımız olsun. Tabii ki yoksa hızlı kasmak istediğimde vakit ayıramayacağımdan değil. Tabii ki de katkım olsun diye ya. Bu arada oyundan girip çıkmama gerek kalmadı. Direkt sınırsız çantam oldu. Şimdi hiç şehre dönmeden böyle hepsini pıt 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 diye toplayarak böyle ilerleyeceğim burada. 450 altına pembe manolya ağacı. 600 altına gladiçya ağacı. Nereden bileyim lan ben internetten baktım tabi. İlber Ortaylı mıyım ben? Bunların tohumları daha iyi para ediyordur. Hemen dikelim. Bunun tohumlar değerlidir. At bakalım. Kafama attı la. 1000 altına söğüt ağacı. Şimdi 300 altına arsamızı genişletebiliyormuşuz ama şu... geçtim. Oyunu kandırdım salak. Büyük ihtimal kandırmadım. Bu ne la? Bana ağaç yerine tıpa mı sattınız? Çok ilginç ağaçlar var. 400 tane tohum topladım. Bunları sattığımda sizce ne kadar param olacak? Çabuk tamir edin. Olmayacak çünkü satamadım. Satacağım kişi ayağıma gelecek abi. Ben onun ayağına gidemem. 3000 altınım oldu güzel. Üzülme lan bir dahakine de sana sat. Hiç de üzülmüşe benzemiyorsun. 2000 dolara, 2000 altına ya da kızılcık ağacı. Ben şimdi tek tek fidan alıyorum da siz böyle ucuz fidanlardan da alıp burayı komple dikin ki daha çok kazanın. Bende sınırsız çanta var diye böyle oynuyorum. Bu başa gidip öbür başa döndüğümde çoktan tohumlarım hazır olmuş oluyor zaten. 150 dolarlık yeni küreğimiz. Hatta 800 dolarlık yeni küreğimiz. Çok daha hızlı kasıp ekmeye başladık. 300 altına arsamızı da genişlettik. Hatta 750 diyor hala genişlet. Bakalım ben burayı da bitirmeyi düşünüyorum ne kadar genişleyecek. 2500 altına yine arsamızı genişletelim. Çok güzel oldu tamam harika. Bir yerde helikopter peşim. Helikopter niye peşimizde? Ben yardım mı çağırdım? Helikopter niye geldi? Oğlum ağacımı alacak, ağacımı alıp götürüyor. Lan arsayı ben o ağaçla beraber aldım. Ağacımı geri getir. Nereye götürüyorsun? Ya bu ne saçmalık arkadaş? Ben paramı geri istiyorum ya. 5000 altına huş ağacı. Peki bu toprakları böyle hazır kazılmış şekilde bırakabiliyor muyuz? Tekrardan aynı haline dönüyor mu acaba? Ben böyle kazılmış şekilde kalsın mı? İster ekerim, ister dikerim, ister her şey yaparım. 5500 altına... Yok Hakan altın. 5500 altına... Meşe yine altın dedim ya. Altın diyemiyorum. Topraklar kazılmış şekilde kalıyor gördüğünüz gibi. Buraların hepsini kazabilirsiniz. Sadece gelip dikmesi kalıyor. Elimde 400 tane tohum var. Hemen satmaya kara deliğe doğru gidelim. Kaç paramız olacak? Gitme lan. Kaç paramız o? 12.000 oldu süper. Tamam lan üzülme bir dahakine sana... Bu kaçıncı değişim ya? 10.000 altına akça ağaç. Bu arada diktiğiniz ağaçları yerinden sökeyim. Beni niye izliyorsun kardeş? Hiç mi fidan diken at görmemişsindir büyük ihtimal. Ayağına ne oldu lan? Bir de yandan bakıyor. Sen kime yan bakıyorsun lan? Ulan toynaklarım ıslandı. Bu güzelmiş kardeş. Bunun bana tohumu lazım. Neyi yanlış yaptım acaba? Böyle tohum olmuyor. Böyle küçük bir ormanımsı tat veriyor bunların aralarında dolaştığınızda. Bunu ben mi diktim? Bu ne saçma ağaç lan? Orman yangını çıkar. Ama hakkını vermeliyim. Çok ateşli bir ağaç. Senden tohumum olsun istiyorum. 14.500 altına zakkum ağacı. Fidan dikerken şuna da dikkat edin. Mesela bu ağacımızın tek tohumu 620 altın veriyor ama 35 saniyede bir tohum bırakıyor. Ondan sonraki ağacımızın fiyatı daha pahalı ama gördüğünüz gibi 5 saniyede bir tohum bırakıyor ve tek tohumu da 100 altın ediyormuş. Yani aslında bu süreleri göz önünde bulundurarak küçük ormanımızı oluşturmalıyız.
Yine gidip satalım şunu. Ulan kıza satacaktım, unuttum ya. Tamam üzülme, bir dakika. Hayır neyse. 20 bin altına yabani elma ağacı. Yabani ne? Ne yapıyor? Havlıyor mu? Benim arsam burası de. Oğlum bir dakika, bu benim la. Yusuf ke... Benim adım Yusuf. Allah seni top etmeye ya. Ben de diyorum, benim fidanları kim söktü götürdü? Neyse ki güzel arsam burada. Bakalım, evet, at kafası yazıyor. Doğru yer, ben at kafasıyım. Şimdi sana satayım, bu sefer de ben satmıyorum. Al hadi hal, güzel para ver. 30 bin altın güzel. 35 bin altına farklı bir akça ağaç. 75 bin altına armut ağacı. Yemin ediyorum yoruldum ya. 5 bin altına yine arsamızı genişletelim. 10 bine de genişletelim. Nereye kadar gidiyor la bu? Aha yine helikopter geldi, ağacı çekiyor. Şu at kafasını çeksene. Ben at ağacıyım, beni de götür. He, bir ağaçta hayvan yetiştirmediğimiz kalmıştı. Iy, armutun üstüne ne yapışmışlar? Umarım bıyıktır. Ağaçlarıma pislemeyi keser misin? 5000'lik kürek. 25000'lik kürek. 130000 altına meyve ağacı. 250000 altına erguvan ağacı. 275000 altına kiraz ağacı. Tam olarak 7000 tohum kastım. Hiç kolay olmadı arkadaşlar. 6,5 saattir kasıyorum. Bunları hemen satmaya gidelim. Bakalım son ağacımızı alabilecek kadar yetecek mi? Çok saçma bir cümle. Oha, arttı bir. 934000 altınım oldu. Ve 777777 altına son ağacımız olan altın yağmur ağacını satın alıyor. Oh be. En iyisi bu. Bundan iyisi yok. 3 dakikada büyüyormuş. 7 saniyede bir tohum bırakıyormuş. Ve tek tohumu da 777 altın ediyormuş. Sınırsız kapasitemiz olduğu için çanta almamıza zaten gerek yok. En son küreği almanın hiçbir mantığı yok. Çünkü elimizdeki gayet iyi yetiyor. Arsamızı büyütmeye devam edelim. 20 bin altına arsa... Oha 30 bin. 30 bine de büyüttüm ve gördü. Ay, çok büyüdü arsam. Burada bir tane sandık var. Sandıktan rebirth puanı geldi ama rebirth puanıyla şu an bir şey alamıyormuşuz. Sonradan rebirth dükkanı gelecekmiş. Oradan bir şey alacakmışız bu puanlarla. Aha, oyunun en son ağacı da buydu. Artık rebirth yapabiliriz. Rebirth için bizden 50 bin altın istiyor. Rebirth yaptığımızda altınlarımız, ağaçlarımız ve arsamız gidecekmiş ama %20 daha fazla para kazanacakmışız. Bir tek yapmadığımız rebirth kalmıştı. Bir şey olacak. Ulan bu helikopter yine geldi, ben bunu çağırmıyorum ki. Acaba hangi ağacı alacak şimdi? Ağaç maç kalmadı. Komple arsaya götürdü lan. Lan arsamı geri getirin. Nereye götürüyorsun arsamı? Siz 7 saat uğraşın. Bir helikopter alsın gelsin götürsün her şeyinizi. Oyunda her şeyi yaptık ve bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.